İyi akşamlar. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, 128 milyar dolar nerede sorusu tartışılmaya devam ediyor. Hükümetten açıklamalar geldi. Son olarak birkaç hafta sonra Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan da açıklamalar geldi. Tabii asıl muhataplar onlardı, asıl yanıtlar onlardan bekleniyordu. Açıklamalar geldi. Daha önceki açıklamalar muhalefeti tatmin etmemişti. Peki bu açıklamalar, bu son açıklamalar tatmin etmiş mi? Şimdi bugün programımızda bu konuyu konuşacağız. Konuklarımızı tanıtayım hemen. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker stüdyomuzda. Hoş geldin Sayın Hoş Şeker. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. HDP İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Erol Katırcıoğlu yine bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Katırcıoğlu. Ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de Skype bağlantısıyla konuğumuz. Sayın Ekmen, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Size ve konuklarımıza iyi geceler, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Merkez Bankası Başkanı ve ardından da Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamasıyla başlayalım. Sayın Katırcıoğlu, size sorayım. Tabii bir 2017 yılında yapılan bir protokolle dayanarak bu rezervlerin satıldığı belirtiliyor. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası arasındaki bir protokolden bahsediliyor. Bu protokol hukuku uygun mu, usullere uygun bir şekilde bu satışlar gerçekleştirildi mi, ne dersiniz? Şimdi bu protokol meselesi yeni duyduk. Doğrusu ben bilmiyordum. Çevremde de birçok iktisatçı da bilmiyordu sanıyorum ama Sayın Lütfü Elvan'ın açıklamasından sonra anladık ki hazineyle bir protokol yapmışlar ve yine anladığımız kadarıyla Merkez Bankası'nın normal olarak ihaleyle açık ve net, şeffaf bir biçimde eğer dolar piyasaya vermek istiyorsa tabii ki, yoksa öyle bir görevde olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla da bunun anlaşılan hazine aracılığıyla ve kamu bankaları eliyle bu dolarların ihtiyaç olarak, kimler hissediyorsa ihtiyaç olarak onlara verildiği anlaşılıyor. Şimdi buradaki bence en kritik olan şey şu. Tabii ki merkez, ya da şöyle diyelim, Merkez Bankası bilançosundan baktığımızda tabii ki iddia ettikleri gibi para uçmuyor. Sonuç olarak işte piyasaya verilmiş olan doların karşılığı bir Türk lirası da Merkez Bankası'na geçmiş oluyor. Fakat buradaki problem şu. Neden bunu yaptınız? Nasıl yaptınız? Ve kimlere verdiniz? Ve hangi kurlardan verdiniz? Esas soru bu bence. Yani sorulması gereken soru bunlar bu. Bunlar görülemiyor değil mi? Merkez Bankası internet sitesinde çünkü gün gün tarih açıklandığı, istatistiklerde yer aldığı belirtiliyor. Evet. Ama yok böyle bir bilgi bulmak mümkün değil. Ama o bilgi var onlarda. Dolayısıyla Lütfü Elvan'ın söylediği gibi bu kararı verecek olan Merkez Bankası yönetimi ama şimdi konu bu kadar tartışmalı hale gelince Merkez Bankası'nın bir açıklama yapması lazım. Daha doğrusu Merkez Bankası'nın şimdiye kadar yaptığı açıklama, yeni başkanın yaptığı açıklama hiç tatmin edici değildi. Yani sorulan cevaplara cevap olmadı. Yani çünkü şunu da biliyoruz. O dönemde 70 milyar dolar civarında bir para, yani yurt dışı yatırımcılardan gelmiş olan para bir anda çıktı Türkiye'den. Fakat bu hangi kurdan çıktı? Önemli olan soru bu. Yoksa tabii ki yabancı yatırımcılar gelirler giderler, dolar getirirler, Türk lirası alırlar vesaire ama buradaki açıklanması gereken şey ihale yoluyla şeffaf bir şekilde yapılmamış bir enjeksiyon var. Ve kime nasıl hangi kurdan verildiğine dair bilgi eksikliği var. Bunların tamamlanması lazım. Siz Merkez Bankası'nın da döviz rezervi satmaması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Tabii. Böyle bir görevi yok dediniz. Neden yapıyor peki bunu? Çünkü serbest piyasa ve serbest kambiyo rejimindeyseniz böyle bir göreviniz yok. Zaten yabancı paraya olan arz ve talep büyük ölçüde belirleyecektir bunu. Fakat mesele bu değil zaten. Yani biz meselenin ne olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Yani ne tahmin ediyorsunuz? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz ve enflasyon arasındaki ilişki üzerinden giden bir felsefesi var, bir anlayışı var. Bunun empoze edildiğini düşünüyorum ben Merkez Bankası'na. İkinci olarak da
bu parasal genişleme ihtiyaç ki birazdan belki üzerinde birazdan dururuz. Özellikle COVID'le mücadelede parasal genişleme bir anlamda para arzını arttırma yani para politikasında bir gevşeme meydana getirmek gerekiyordu. Bu gevşemeyi sağlayıcı bir etki de üretti diye düşünüyorum. Bunu da tabii ekonominin başka alanlarına olumlu ve olumsuz etkileri oldu. Onları da isterseniz sonra peki, konuşalım. Peki daha sonra evet. Yani benim düşündüğüm bu. Yani normal olarak Merkez Bankası böyle bir görevi yoktu. Yabancı paralar arzı ve talebin ilişkisi üzerinden kurulur. Burada eğer Merkez Bankası müdahale etmek istiyorsa faizlerle ilgili bir iş yapması lazımdır. Yani ya faizleri yükselteceksiniz, yabancı yatırımcı bir arbitraj geliri elde edeceğini düşünerek gelir sıcak para olarak ülke içindeki hisse senedi piyasasına veya tahvil piyasasına gelir, dolar getirir. Bu bir şeydir. Nitekim zaten Sayın Erdoğan'ın bakanlığa getirildiği günden sonraki gelişmeler aslında faizlerin yükseltilmesiyle birlikte döviz kuru üzerine bir baskı üretebildiler mesela Naci Ağbal'lar yükselmez. Fakat işte hem faizi kontrol edeceksin hem dövizi kontrol edeceksin. Bunlar olacak işler değiller doğrusu. Evet, peki bir tur bu soruyu konuşalım daha sonra yine devam edeceğiz. Sayın Şeker, tabii ilk başta CHP bu soruyu ortaya attı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok uzun zaman sonra geldi bu açıklamalar Merkez Bankası'ndan ve Hazine Bakanı'ndan. Sizi tatmin etti mi? Şöyle, bir kere kendileri arasında bir uzlaşı yok. Birisi diyor ki halkın yastığının altında eşit bir şekilde altın olarak dağıtıldı. Evet. Yastığın altında altın olmayan herkes kendi payı nerede diye bir sorması gerekiyor. Bir başka şey, hocamın da belirttiği gibi Merkez Bankası faizlerle oynayarak bu görevi yapar. Eğer anlık böyle müdahale ihtiyaçları doğduğunda bunu yapıyorsa da bunu şeffaf bir şekilde duyurur. Saklı gizli yapmaz. Kime ne kadar hangi kurdan verdiğini şeffaf bir şekilde açıklar. Bu ticari sır falan değil. Hani özel şirketlerle yapılan anlaşmaları biz sorduğumuzda ticari sır deyip kapatıyorlar üstünü. Ama bu ticari sır falan değil. Bu 83 milyonun kasası, 83 milyonun Merkez Bankası. Burada bu yapılan işlemlerdeki bu gizli kapaklı, açıklanamayan, şeffaf olmayan, flu olan bu durumun arkasında açıklayamadıkları bir durum var. AKP bunu açıklamak durumunda ve açıklayamıyor. Bunun arkasında ne var? Peki, kime var ne verdikler? Sizin bir tahmininiz? Şimdi ya da aldığınız duyumlar? Uzun zamandır biz bunu soruyoruz. Sadece bu 1-2 aydır değil. Bir yıla yakın zamandır bu konuda bir problem olduğunu, net rezervlerin heba edildiğini, tam pandemi döneminde, tam da ihtiyacımız olduğu dönemde kara gün parası olarak saklanmış olan bütün kaynakların bertaraf edildiğini, maalesef tarumar edildiğini görüyoruz. Öyle olunca işsizlik ödeneği pandeminin tepe yaptığı bir noktada kesilebiliyor. İnsanlar COVID-29'dan sürekli çıkartılıyor. Böylesi pandemi döneminde insanlar çalışmaya zorlanıyor. Hınca hınç otobüslerde, minibüslerde hastalık taşıyor, hastalık bulaştırıyor. Yani ölüme mahkum edilmiş oluyor. Bu sadece 128 milyar dolar nerede sorusu. Aslında niye bu kaynakları bu şekilde heder ettiniz, insanlara bu desteği vermediniz, bu insanlar neden ölüyor onun da aynı zamanda sorulması demek. Evet. Sayın Mehmet Emin Ekmel, size de soralım aynı soruyu. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması hem de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ile ilgili. Doğrusu bu 128 milyar tartışmasına ilişkin olarak hangi açıklamayı baz alacağımızı bilmiyoruz. Malumunuz Sayın Erdoğan bu tartışma ilk başladığında, daha doğrusu bir yıldır başta Sayın Babacan olmak üzere bütün siyasi aktörler bu konuları belli aralıklarla ve ısrarla gündeme getiriyorlar. Ama Sayın Erdoğan bunun pandemide kullanıldığını iddia etmişti. Oysa bu bir finansal araç. Pandemide yapılan doğrudan desteklerin sınırlı da olsa, 8 milyar gibi Türkiye şartlarında komik bir rakam da olsa,
işsizlik ödeneği başta olmak üzere diğer kalemlerden karşılandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu 128 milyar dolarlık kur bozdurmasının, harcamasının diyelim pandemiyle hiçbir ilişkisi yok. Daha sonra önemli finans fikirleriyle hepimizin dikkatini çeken Sayın Yiğit Bulut da böyle bir rezervin hiçbir zaman oluşmadığını iddia etti. Ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hamza da bunun kasada bulunduğunu iddia etti. Muhtemelen TL karşılığı, Erol Hoca'nın dediği gibi TL karşılığının kasada bulunduğunu ima ediyor. Son olarak da Sayın Canikli 5000 ton altın olarak yastık altına girdiğini iddia etti. Tamamı birbiriyle çelişen, biri diğeriyle tutmayan cümle, iddialar, savunmalar. Galiba gerçeğe en yakın ifadeyi Lütfi Elvan Bey, Hazine ile Merkez Bankası arasında yapılan bir protokol ile bu döviz rezervlerinin arka kapıdan adeta gizli kapaklı bir şekilde bozdurulduğunu ima etmiş oldu. Ve bu politikanın da ifade etmiş oldu. Yanlış olduğunu şöyle ifade etti. Kasım ayından beri bu yolu kullanmıyoruz. Yani kendisi göreve geldiğinden beri bu yolun kullanılmadığını ifade ederek aslında zamanında da yanlış yapıldığını ifade etmiş oldu. Şimdi bu hocamızın, sayın vekilimizin ısrarla ifade ettiği gibi en başta bir kötü yönetim uygulaması. Yani Merkez Bankası'nın döviz piyasalarını regüle etmek gibi bir vazifesi yoktur. Ama bir şekilde ihtiyaç duyacak ve döviz bozduracaksa bunun açık aleni ihalelerle şeffaf bir şekilde alanın satanın belli olduğu, fiyatının belli olduğu bir şekilde duyurulması gerekir ki bütün piyasa yapıcılar ve oyuncular bunu takip edebilsin. Bu açıdan bir kötü yönetim örneği. Ama diğer bir açıdan işte faiz mi, enflasyon mu, hangisi diğerini doğurur ya da besler diye Sayın Erdoğan'ın akla ziyan bir şekilde ileri sürdüğü ekonomik politikalara destek amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor. Fakat bu politikanın da çöktüğünü yakın zamanda çok ağır bedellerle karşılaşarak hep birlikte yaşadık. O tarihte esprili bir söylem vardı. Faiz ve enflasyon ikilemindeki Erdoğan'ın iddiası ispatlanırsa, daha doğrusu bu politika uygulanırsa ya iflas edeceğiz ya Nobel ekonomi ödülü alacağız diye. Maalesef birincisi oldu. Ülke olarak iflas ettik ve derin bir buhrandan geçiyoruz. Diğer açıdan bu kurun satış aralığına baktığımızda 6-6.50 civarındaki fiyatlardan satıldığını tahmin edebiliyoruz. Elimizde böyle bir veri yok. O zaman da karşımıza şu soru çıkıyor. Bugün TL bazlı olarak bilançoda gözüküyor olsa dahi tekrar döviz almak istesek 128 milyar değil 100 milyar dolar dahi satın alamayabiliriz. 8 ve üzeri kur fiyatını dikkate aldığımızda bu durumda 20-28 milyar dolarımız sadece onların izah ettiği kavramlarla yer değiştirmedi, tamamen yok oldu. Peki 20-28 milyar dolar aralığındaki bir para ne anlama geliyor? Türkiye'de bütün dünyada milli gelire oranla en az salgın desteği veren bir ülke olarak esnafa doğrudan sadece 8 milyar TL yardımda bulunabildik. 20 ile 28 milyar dolar 150 ile 200 milyar TL'ye tekabül eder. Yani bütün bir pandemi sürecinde esnafa verdiğimiz desteğin neredeyse 20 katı bir finans teorisi olmayan, uygulanması mümkün olmayan bir finans teorisi uğruna buhalaşmış vaziyette. Bir başka açıdan şu savunuluyor. Tamam bu yöntemi eleştirirsiniz ama burada yolsuzluk yok. Yolsuzluk olup olmadığını ancak kime hangi fiyatla satıldığını öğrenirsek yorumlayabiliriz. Yani burada bir takım özel kurlar, pazarlıklı kurlar belli firmalara, belli kişilere tahsis edilip edilmediğini, kamu bankalarının hangi fiyattan, hangi miktar parayı kime bozduğunu öğrenirsek öğrenebiliriz. Hala 2001 krizinde bazı Merkez Bankası yöneticilerinin o zamanki tartışmayla 650 bin liradan dolar alıp almadığı bazen konuşulur değil mi? Dolayısıyla eğer siz bu paraları kime sattığınızı, hangi kurdan sattığınızı açıklarsanız yanlış bir yöntem dahi olsa o günkü
piyasa şartlarından ve doğal alıcılara mı gittiğini, yoksa özel fiyattan özel alıcılara mı gittiğini bilebiliriz ve bir yolsuzluk olup olmadığını yorumlayabiliriz. Ancak her halükarda bu siyasette, diplomaside, arka kapı diplomasisi genelde olumlu ve iyi bir iletişim aracı olarak kullanılır. Ama arka kapı döviz bozdurması zannediyorum finans iktisatta hocamız burada çok negatif bir ifade olarak karşılığını bulacaktır. Finans yönetiminde, iktisatta, ekonomi yönetiminde şeffaflık esastır. Ve burada maalesef buna uyulmamıştır. Buna uyulmamasının da maliyetini işte bugün 8.60'ı gören kurlarla ve bütün halkın fakirleşmesi ve devletin artan bir hesaba göre sadece son Merkez Bankası değişikliğiyle kur farkının borçlara maliyeti 530 milyar TL olarak ifade ediliyor ki şu 128 milyar dolardaki bozdurulan kurların 2-3 katı bir etkiden bahsediyoruz. Hepimiz fakirleşerek buhranın ağırlaştığı, hane halkının adeta açlığa mahkum hale geldiği ve yoksulluk intiharlarının alıp başını gittiği bir tabloyla karşı karşıyayız maalesef. Evet, evet. Sayın Şeker, şimdi tabii bu neden açıklanmıyor sorusunu sorarken şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Tabii bu eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde satılan dövizler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı. Bunun bir ilgisi var mı sizce? Şimdi, o dönemde yapılan bu işlemleri uygun görmediği için Lütfü Elvan devam ettirmediğini ve kısa süre içerisinde de tekrar bir değişiklik olduğunu hep beraber gördük. O dönemin zaten asıl problem hem protokol, Hazine ile Merkez Bankası arasında yapılan, hiç kimsenin bilmediği, hiç kimsenin haberinin olmadığı bir protokol. Ki bu tür işlemlerle ilgili meclisin denetleme görevi vardır ve meclisin halk adına bütçe yapma, bütçeyi yönetme görevi vardır. Son yıllarda bu başkanlık rejimiyle birlikte iyiden iyiye bütün yetkiler saraydaymış gibi, sarayın talimatlarıyla hiçbir kanun, hiçbir hukuk tanımadan bir iş görme biçimi var. Bunun da zararlarını, sıkıntılarını hep beraber yaşıyoruz. Burada açıklanamayan satışlar var. Açıklanmayan değil, açıklanamayan satışlar var. Ve bunun da çok ciddi manada kamuya zarara yol açtığı, kamu zararına yol açtığı ortada. Yoksa bir yılı aşkın süredir bizim sorduğumuz soruların şimdiye kadar çoktan cevabı verilirdi. Evet. Sayın Katırcıoğlu, Mehmet Emin Bey söyledi arka kapı döviz satışları. Evet. Ne olur bunun sonuçları? Yani şöyle söyleyeyim. Hükümetin politika tercihleri itibariyle baktığımızda ilginç bir şekilde gerek makro gerek mikro yönetimde serbest piyasa ekonomisine bağlı olduğunu söylediği halde uygulamada baktığımızda tamamen keyfi bir yönetim olduğunu görüyoruz. Ve bu sebeple de açık bir ihale sistemini kullanmak yerine bankalar aracılığıyla bu parayı kullandırmış olması zaten şüpheleri üzerine çeken bir davranıştır diye düşünüyorum. Bir politika tercihidir. Çünkü bankalar kendi müşterilerine veriyormuş gibi yaparak bunu satarlar. Açık ve net şey olması gerek, şeffaf olması gerekmeyebilir onlar açısından. Dolayısıyla da valla ben şöyle söyleyeyim. Yani bu hükümet zaten bir zamandan beri iktisat tercihlerinde, politika tercihlerinde ne yaptığını çok fazla bilmiyor bence. Ya ben size şunu söyleyeyim. Allah'ın aşkınıza Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldığınızda, şu son olayla ilgili söylüyorum, kurlarla ilgili böyle bir dalgalanma olacağını bilmemesi mümkün mü bu yönetimin? Bence değil. Ama demek ki öyle bir şeyle karşılaştılar ki Ağbal'la bağlantılı olarak söylüyorum. Bence müthiş bir tepki çıkardılar. Yani Ağbal'ın görevden alım. Çünkü sonuçta baktığımızda yani 8.15'lerden kuru aldılar ikisi 4 ay içinde. 7.15'lere getirdiler. Evet faizler yükseldi ama zaten yükselmesi gerekiyordu. Yani bakın şöyle söyleyeyim. Türkiye ekonomisinin ithalata bağımlılığı vardır. İthalatın olabilmesi için dövize ihtiyacınız var. Dövize ihtiyacınız karşılamanız için de döviz geliriniz olması lazım. Ki bu da ihracat ve turizm gelirleri sağlanabiliyor.
İhracat doğru düz yapamıyorsunuz çünkü yabancı piyasalarda dardı. Turist gelmiyor, oradan da bir şeyiniz var, eksiğiniz var. Dolayısıyla da bu meselenin içinden çıkabilmek için bugüne kadar benim görebildiğim kadarıyla bu tercihler doğru tercihler değildi ve yani baktığımızda gerçekten de bu dalgalanmanın olacağı çok açık olduğu halde bunu yaptılar. Bunu mesela hiç anlamadım ben. Yani nasıl bir tehlike gördü ki Sayın Erdoğan, Naci Ağbal'ın yönetimi ki 4 ay olmuş atayalı ve de üstelik de olumlu karşılanmış piyasalarla. Ne oldu da görevden alıyorsun bu kişiyi? Bu açıklanmaya çok muhtaç bir şey. Fakat sorunuza bağlantılı hale getirerek bitireyim. Hükümetin birçok ekonomiyle ilgili birçok konuda tutarsız bir tercihler zinciri oluşturduğunu düşünüyorum. Hiçbir konuda yaptıklarına bakıyorum. Hakikaten iktisat mantığına da kendilerinin defalarca ifade ettikleri gibi biz liberal sisteme bağlıyız, serbest piyasaya bağlıyız dedikleri halde yaptıklarına baktığımızda hiç de böyle olmadığını düşünüyorum. Ve bir son cümle söyleyeyim. Bakın şöyle bir şey var. Karar alanlar daima kendi çıkarlarına uygun karar alırlar diye bir iktisat mottosu vardır. Şimdi karar alan eğer çok az kişiyse, çok sayıda yani 80 milyon insanın hayatını ilgilendiren ekonomik kararlarla ilgili kararları çok küçük bir azınlık alıyorsa o kararların hatalı olma ihtimali çok fazladır. Dolayısıyla da bu en önemli yanlıştır. Öyle sadece saraydan yönetilebilecek bir 80 milyonluk ekonomi yok burada. Yani saray yönetemez bunu diye düşünüyorum. Sayın Ekmer, siz ne diyorsunuz? Berat Albayrak etkisi var mıdır bu açıklanamama durumunda? Katiyetle var. Hatta tek etki budur. Erol Hoca'nın anlamaya çalıştığı sorularla sorduğu şeyin arka planı bu. Yani Naci Ağbal'ı getirdiniz. 4 ayda niye aldınız? Naci Ağbal oraya geldiğinde Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, piyasadaki faiz enflasyon teorisinin doğrusunu savunarak geldi. Yani adamın uzun yıllar maliye müsteşarlığı, uzun yıllar bakanlığı ve uzun yıllar bütçe, üretim daire başkanlığı var. Yeni başkanlık sistemine. Dolayısıyla tezleri, tutumu bilinmeyen biri değildi ve Berat Bey'le yaşadığı gerilimler bilinerek getirildi. Ama benim bildiğim geldikten kısa bir süre sonra Berat Bey'in maalesef aile etkisi böyle bir şey işte. Yani birini göreve getirdikten sonra onu almanın zorlaşıyor, onu almanın bir takım maliyetleri var. Berat Bey aile etkisi üzerinden kısa bir sürede tekrar Naci Bey ile Naci Ağbal'la Tayyip Bey arasında bir bariyer örmeyi becerdi. Ve bir gerilim oluştu diyebiliyorum. Lütfi Bey o gerilimi yönetmeye çalıştı. Ama ne zaman ki, bunu biz daha önce ifade ettik, ya arkadaşlar muhalefet her gün 128 milyar dolardan bahsediyor. Şu evrakları bir toparlayın. Bir yerde icap ettiğinde bunun doğru cevabını verebilelim dedi. Bir gece yarısı görevden alındı. Bunun başka hiçbir izahı yoktur. Bunu bir tez olarak değil bir bilgi olarak ileri sürüyorum. 128 milyar dolara ait evraklar ve dosyaların bir yerde birikmesini istediği için görevden alındı. Muhtemelen şöyle düşündü külliye iradesi. Sayın Cumhurbaşkanı, evet Naci bu dosyayı birleştirdiğinde belki benim aleyhime kullanmaz ama devlette bir dosya bir yere birleşince hemen onun türevleri ürer. Yani bir memur alır onu çoğaltır, bir başka yetkili alır onu çoğaltır. Bunun da dışarıya sızma potansiyeli var. Şimdi biz bütün muhalefet ve bütün bu işi yorumlamaya çalışan kişiler bir miktar karanlıkta fil tarifi gibi bir miktarda mutlak doğrular üzerinden yorumluyoruz değil mi? Yani işte şu şöyle olmuş olabilir, bu böyle olmuş olabilir, piyasa etkileri üzerinden şunun şöyle olduğunu tahmin ediyoruz diye. Bizim hep kamu bankaları aracılığıyla döviz piyasalarına müdahale edildiğini biliyorduk. Ama bunu ilk defa Lütfi Bey dün veya bugün ifade etti. Artık iş oraya dayanmıştı çünkü Nurettin Bey saçmalıyordu. Herkes kafasına göre bir şey söylüyordu. Lütfi Bey kendi kredibilitesini korumak ve piyasalara bir miktar hala işlerin çok kötü olmadığını göstermek için doğru bir bilgi kırıntısını paylaşmak zorunda kaldı.
dönüyoruz Naci Bey'in durumuna. Kesinlikle Naci Bey 128 milyar doların arka kapıdan hangi yöntemlerle nasıl satıldığına dair bilgileri bir dosyada buluşturma iradesini ortaya koymamış olsaydı görevine devam ediyor olurdu. Bunu şuradan da teyit edebiliyoruz bu iddiamızı. Yeni gelen Merkez Bankası Başkanı'nın ilk açıklaması hızlıca faiz indirimi yapmayacağı yönünde oldu. Eğer Yeni Şafak'ın manşetinde olduğu gibi Naci Bey faiz artırımını yaptığı için görevden alındıysa yeni gelenin hemen indirime gitmesi gerekir. Bu yatıştırıcı açıklamadan sonra birinci para politikası kuruluna da indirim yapmayacaklarını ifade ettiler. Ancak ileride yapabileceklerine dair bir esneklik payı bıraktılar. İşte para sıkılaştırmasına ilişkin cümleyi açıklama metninden çıkartarak. Dolayısıyla burada bilemiyoruz. Belki de kriminal bir durum vardır. Yani peki para... Mehmet Emin Bey, Naci Ağbal'da bu bilgiler var mı size göre? Bir dosya toplamaya çalıştı dediniz. De diyelim yani muhalefet el yordamıyla bu kadar bilgiyi deşifre ettiğine göre kurumun başında olan birisinin bir miktar bilgilere sahip olması beklenir. Ama tam olarak olmayabilir madem ki akıl yürütüyoruz. Bu işlemin Merkez Bankası'ndan doğrudan değil kamu bankaları aracılığıyla hazine üzerinden yapıldığı anlaşılıyor. Naci Bey Merkez Bankası verilerine erişme gücüne imkanına sahip. Erol Hocam bu konuyu daha iyi yorumlayabilir. Ama hazine ayağındaki verileri o kadar kolay erişemeyebilir. Yani varsayımlar üzerinden gidiyoruz ama biliyorsa uzaklaştırdılar. Bilmiyorsa öğrenmesini istemediler. Naci Bey'in görevden alındıktan sonra attığı tweet'i son cümlesi enteresandır. Bazı arkadaşlar bunu ya o kadar da olmaz diye eleştirdiler ama bu görevden alma nedeniyle şükranlarımı sunuyorum dediğinde beni bu beladan kurtardığınız için Allah razı olsun demek istedi herhalde. Çünkü öyle bir hal içerisine girdi ki doğru bildiğini yapması bir dert, yapmaması bir dert. Çok affedersiniz o pisliğin üstünü örtmesi bir dert, örtmemesi bir dert. Naci Bey her halükarda mevcut Yiğit Bulut, Berat Albayrak, Cemil Ertem üçgeninin dışında daha rasyonel, daha makul bir arkadaş olduğunu biliyoruz. Bu çemberden çıkmış olmaktan da mutlu olduğunu anlıyoruz. Sayın Ekmen peki... Özür diliyorum. Buyurun. Onun bu mutluluğundan içerideyken nelere maruz kaldığını tahmin edebiliriz. Aynı zamanda bir hukukçusunuz. Burada yargıyı ilgilendiren bir durum var mı peki? Yani... Doğrusu evet hukukçuyum, avukatım ama bu alanlarda özel bir hakimiyetim yok. Ancak bu politikadan iki türlü bir yargı konusu çıkabilir. Birincisi görevi kötüye kullanma suçu üremiş olabilir. İkincisi ise eğer kişiye özel rakam ve muhataplıklarla satışlar gerçekleşmişse oradan ayrıca bir yolsuzluk suçlaması çıkartılabilir. Ama daha detaylı bilgim yok. Konuyla ilgili keza uzmanlığım da yok. Hı hı. Muhalefet aslında muhalefet biçiminde konuşmak istiyorum ama bu bölümü kapatmadan önce size şunu da sorayım Sayın Ekmen. Lütfi Elvan'ın açıklamalarına dikkat çektiniz. Kasım ayından bu yana bu yöntemin uygulanmadığını söylemişti Bakan Elvan. Bir peki... Çatlak olabilir mi Bakan Elvan ile iktidar arasında, saray arasında bir değişim gündeme gelebilir mi? Ne dersiniz? Ben Naci Bey gittikten sonra Lütfi Bey'in de keyfinin tamamen kaçtığını düşünüyorum. Zaten çok zor şartlarda başkanlık sisteminin geldiği hal ortada. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu fantastik teorilerinin yarattığı tahribat ortada. Çok zor şartlarda bir adeta vatan hizmeti gibi bu görevi kabul ettiklerini zannediyorum. Onların bütün bir siyasi ve bürokratik hayatlarına daha yakından baktığımda. Dolayısıyla Naci Bey bu şekilde tasfiye edilmiş ise Lütfi Bey'in orada tek başına bu mücadeleyi daha fazla sürdürmesinin imkanı olmadığını, eğer bir görevden alma durumuyla karşılaşırsa onun da Naci Bey gibi memnuniyetini ifade edeceğini zannediyorum. Şahap Bey'in ne
kendi bağlantıları ne kendi iktisat kapasitesi ne de iddiaları Yeni Şafak'ta yazdığı yazıları biliyoruz. Lütfi Bey'le örtüşmediği ortada. Şahap Bey'in dönüşüyle Berat Bey'in fiilen Merkez Bankası'nı tekrar ele aldığı ortada. Özellikle Naci Bey döneminde uzaklaştırılan Berat Bey %100 angaje kişilerin tekrar görevlere getirilmesi, oradaki sekreterya özel kalemden bir takım genel müdürlüklere kadar birçok hususun eski hale döndüğü ortada. Dolayısıyla Lütfi Bey'in de adeta bir askerlik hizmeti gibi terhis olacağı günü dört gözle beklediğini zannediyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Sayın Nail Şeker, yargıyı ilgilendiren bölümleri olabileceğini söyledi Mehmet Emin Bey. Sizin bu konuda bir başvurunuz ya da bir çalışmanız var mı? Parti yöneticilerimiz bu konuda çalışıyorlar. Bütün belgeleri, bilgileri toplayıp bunların sonucunda açıklanamayan noktalarda bir başvuru olabilir. Bunu değerlendiriyor parti yöneticileri. Savcılar bir suç duyurusu olabilir. Tabii. Diyorsunuz, evet. Sayın Katırcıoğlu, şimdi protokolle ilgili daha önce hiç duymadığınızı söylediniz ama böyle bir protokol yöntemi dünyada da sadece Türkiye için anladığım kadarıyla Türkiye'de daha önce uygulanmamış bir yöntem. Peki dünyada var mı böyle örnekleri? Ya benim bildiğim kadarıyla olamaz da zaten. Yani daha doğrusu içinde bulunduğumuz sistemin, ki buna kimileri neoliberal sistem diyor ki diyebiliriz biz de, bu sistemin özünde merkez bankalarının kesin olarak hem iş dünyasından hem siyaset dünyasından ayrı ve uzak olması gerektiğinin altını vurgular. Yani bağımsızlık onun için gerekiyor. Çünkü bu fikriyatın bir sebebi para politikası, maliye politikası, ki iki politika vardır makroekonomi yönetirken daha çok. Para politikası çok daha hızlı sonuç almayı sağlayabilen bir politikadır. Yani para arzını artırarak faizleri etkileyebilirsiniz ve böylelikle de kurları vesaire de etkileme şansına sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla da siyasetçiler bu imkanı bildikleri için ve de para arzını kontrol edebilmek müthiş bir güç olduğu için bunu geçmişte çok sık kullandılar. Ve de o enflasyonist bir dünya yarattı bir bakıma. Neoliberal rejimi önerenler esasında bunu altını çizerek bu bağımsızlığı sağlamaya çalıştılar. Şimdi siz eğer hazine doğrudan doğru iktidara ilişkin bir kurumdur. Merkez Bankası doğrudan doğru iktidara bağlı olmaması lazımdır. Merkez Bankası mesafeli duran bir kurumsal yapıya sahip olması lazımdır ki siyasetten de gelebilecek olan baskıları önleyebilsin. Sanayiden veya iş dünyasından gelecek olan baskıları da öteleyebilsin. Dolayısıyla da böyle bir protokol nasıl yapılmış ve yani mantığına uymadığı kanaatindeyim. Ve benim yani bilgim böyle bir ikili, yani Merkez Bankası ile hazinenin birlikte davrandığına dair bir başka örnek çok bilmiyorum doğrusu. Belki Güney Amerika'da falan olabilir ama hakikaten bilgim dahilinde değil. Evet. Biraz da işin muhalefet etme biçimi. Evet. Bunu konuşalım istiyorum. Sizinle devam edelim. Ne dersiniz, iktidar köşeye sıkıştı mı muhalefetin bu hamlesiyle? Nasıl bir muhalefet yürütüyor? Şimdi bu 128 milyar nerede? Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bunu gündemde tuttu ve tutmaya da devam ediyor. Tabii tahmin ediyorum Ana Muhalefet Partisi de bunun toplumdaki karşılığını ölçtü bir şekilde. Yani gerçekten de insanlar bu hükümetin yönetim tarzıyla ilgili giderek kuşkular duymaya başladılar ki yani oy vermiş olan insanlar dahi. Bu 128 milyar konusunda doğru düzgün bir açıklama yapılamayacak. Erkmen'in söylediği gibi çeşitli farklı ve birbirleriyle çelişen açıklamalarla karşılaşınca 128 milyar nerede sorusu toplumda bir karşılık bulmaya başladı. Ve benim anladığım kadarıyla eninde sonunda Merkez Bankası elindeki kayıtlar açıklamak zorunda kalacak diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde bu zaten bence iktidara puan kaybettiriyor, daha da kaybettirecektir diye düşünüyorum. Fakat buradaki mesele şu gibi, bir kere unutmayalım ki Türkiye medyası doğrudan doğru iktidarın elinde. İstediği algıyı yaratabiliyor. Yani düşünün, Halkların Demokratik Partisi ile ilgili yarattığı öyle bir algı yarattı ki
diğer siyasi partiler hani bizle birlikte olmak konusunda bir açıklama yapmada bile sıkıntı çekiyorlar. Ama bu tamamen bir algı operasyonu bir bakıma. Belki birkaç gün içerisinde başka bir gündem ortaya çıkacak ve unutacağız. Yani, evet inşallah. Ben bugün Ali Bey'in, Ali Babacan'ın açıklamasına bakımdan çok anlamlı, doğru buldum. Yani diyor muhalefet partileriyle konuşuyoruz, görüşüyoruz. HDP dahil diyor. Yani HDP tabii ki dahil olması lazım zaten. Çünkü HDP, yani kimse şunu kanıtlayamadı Türkiye toplumunda. Ama bunu bir algı olarak yerleştirdi. Bu partinin terörle iltisaklı olduğuna dair bir algı var ortada. Yani ben de o parti üyesiyim ve terörle herhangi bir işim olmadı hayat boyunca. Ama nasıl öyle bir şeyin içinde olabilirim ki diye kendi kendime sorduğumda ve de bildiğim kadarıyla Halkların Demokratik Partisi'nin yapısını, kişileri vesaire tanıdığımda özellikle programı itibariyle gayet demokratik bir programa sahip olduğundan gidersek bunun bir algı operasyonu olduğunu anlamamız lazım. Nitekim demin ki yani soruya cevap verirken şunu kastettim. Her şeye rağmen bu 128 milyon nerede sorusunun ana akım medyada dahi o negatif de olsa bir şekilde gündem olmak durumunda kalıyor. Bunu önleyemiyorlar. Çünkü gerçekten toplumda bir karşılığı olan bir soru bu. Ve bu soru tabii ki iktidarın puan kaybetmesine sebep oluyor. Daha da olacaktır diye düşünüyorum. Ben böyle cevap vermiş evet, oldum. Evet, teşekkürler. Sayın Şeker, tabii anketler de yapıldı bu konuda. AKP ve MHP tabanı dahi bu miktarın 128 milyar doların nerede olduğunun açıklanmasını istiyor. CHP bundan sonra nasıl devam edecek? 128 milyarla ilgili sormaya devam edecek mi? Bir dönem pankartlar asıldı, onlar kaldırıldı. Ne yapacak bundan sonra CHP? CHP 128 milyarı sormanın yanında kamu özel işbirliğiyle yapılan o döviz bazında yapılan ödemelerin ne kadar fahiş bir boyuta geldiğini, insanlar kendi yurdunda yabancı, yol var yolu kullanamıyor, köprü var köprüyü kullanamıyor. Geçmişte yapılan köprüler 8-10 lira, 20 lira gibi rakamlarda bir ücret öderken bunlara 200 lira gibi bir rakam ödemek zorunda kalıyor. Böyle olunca bu kadar yüksek bir maliyeti bize ödeten bir iktidar var ve biz gittikçe yoksullaşıyoruz, iş yerlerimiz kapanıyor, iş olanlar işlerini kaybediyor ve bu konuda halkını koruyamayan bir iktidar var ve bu halkın cebi bu şekilde yandıktan sonra algıyı artık görmüyor, gerçeği yaşıyor çünkü ve bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, HDP, İYİ Parti, DEVA Partisi seçmeni değil, AKP ve MHP seçmeni de yaşıyor. Ne oluyoruz diyor. Bize başka bir hikaye anlatılıyor. Bizim yaşadığımız gerçek farklı. Ve bu konuda da sorulan sorulara bir cevap veremiyor. Vermiyor, gizliyor, saklıyor. Bunun altında mutlaka gizlediği bir suç var. Gizlediği bir kayırma var. Ve bunun neticesinde işte 3 maaş, 5 maaş, o yönetim kurulu, bu yönetim kurulundan alınan fahiş ücretler bir yanda bir asgari ücrete mahkum olmaya razı olan on binlerce iş başvurusu yapıp işsiz kalanlar ve bunlara bir kısa çalışma ödeneğini bile çok gören bir iktidar var. Ve patates soğan üzerinden size patates soğan veriyorum diyen bir iktidar. Yani Türkiye'nin ekonomisini patates yaptılar tabiri caizse ve insanları patatese ve açlığa mahkum ettiler. Bu konuda artık algı, gerçek algının önüne geçtim. Evet. Sayın Ekmen, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Muhalefet bir noktada uzlaşmış durumda şu an için 128 milyar konusunda. Bütün muhalefet partileri aynı çizgideler neredeyse. Nasıl görüyorsunuz muhalefetin bu mücadelesini? Aynı zamanda Erol Bey söyledi, bugün Sayın Ali Babacan'ın açıklamaları vardı. HDP dahil açıklaması, ittifaklar konusunda görüşmeler diyelim daha doğrusu. Onunla ilgili de değerlendirmelerinizi alabilirsek sevinirim. Teşekkür ederim. Aslında Erol Hoca'nın belirttiği gibi HDP dahil vurgusunun anlamsızlığını tartışmamız gerekiyordu. Bunun kıymetini konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulu olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siciline kayıtlı bu haliyle dahi Anayasa Mahkemesi'nin hakkında karar alamadığı bir partiden bahsediyoruz ki
Anayasa Mahkemesi'nin özellikle son atamalardan sonra yapısı da değiştiğine göre yarın bizi tatmin etmeyen kararlarla da karşılaşabiliriz. Ben yargı kararı olmadığı müddetçe diye başlayan cümlelere uzunca bir süre şerh koyuyorum. Hangi yargı? Tarafsız ve bağımsız bir yargı faaliyeti olduğunu ileri süremeyiz Türkiye'de. Yargının nasıl araçsallaştırıldığı, nasıl bir silah olarak toplumun her kesimine özellikle de muhalefete yöneldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim siyasetçiler olarak tabii ki yargı kararlarına saygı duyacağız. Kamu düzenini bozucu faaliyetlerden kaçınacağız. Bağrımıza taş basarak da olsa polis kapıya dayandığında arkadaşlarımızı teslim etmek zorunda kalacağız. Ama o kararlara meşruiyet hususunda kendi ahlaki, vicdani, siyasi anlayışımızı bu iktidarın yargı uygulamalarına teslim etmeyeceğiz. Dolayısıyla bu manada öyle bir referans vermekten de kaçındığımızı ifade etmek isterim. HDP ile görüşmelerimiz var, oluyor, olacak, karşılıklı ziyaretler gerçekleşiyor. Bunlar Türkiye'deki kamplaşma politikasını yaran, Türkiye'yi gerçek gündemine davet eden, siyasi partileri düşman değil dostane bir rekabet içerisinde gören siyaset anlayışının bir ürünüdür. Ümit ediyorum ki muhalefet partileri sadece değil, iktidardaki partiler de böyle bir etkileşim içerisine girerler. Maalesef şu anda iktidarın kendi içerisinde Bahçeli, Perinçek, Erdoğan arasında yoğun ve kuvvetli bir etkileşim görüyoruz. Ama aynı etkileşim muhalefet ayağında yok. İşte bildiğimiz bir takım gerilimler, sorunlar var. Ümit ediyorum muhalefet bu çemberleri kırar. Ben çok açık ve net söyleyeyim. Türkiye'de, ülke içinde özellikle HDP ama genelde Kürt meselesi üzerinden, yurt dışında da dış politika üzerinden Sayın Erdoğan'ın çizdiği daireyi kıramayan hiçbir parti siyaset üretemez. Hiçbir parti ülkeye, vatandaşlara ülkenin gerçeklerini ortaya koyamaz. Bu manada ben siyasi parti liderlerinin çok ciddi bir şekilde aşama kat ettiğini görüyorum. Yani bir parti liderini aşama kat etmek olarak vasıflandırmak doğru olmayabilir. Aklıma daha uygun bir cümle gelmedi. Ama yakın zamanda Gara operasyonuna karşı alınan tutum, amiraller bildirisiyle ilgili tutum, 128 milyar meselesi ortaya serilen sorunların üstünü örten hayal perdesinin muhalefetçe yırtıldığını, tanınmadığını, bu hayal perdesi aynı zamanda iktidarın haya perdesine dönüşüyor maalesef, yırtıldığını gösteriyor. Bu manada bu ortaklaşmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunu ilk olarak hakkını teslim etmek için söyleyelim. Haluk Bürümcekçi Hoca herhalde 1,5 yıl kadar önce yazdı. Devamında Kerim Rota, Sayın Babacan, Cüneyt Özdemir'in programında bir yıl önce ifade etti. Ama şunu kabul edelim ki kapasitesi, gücü, medya görünürlüğü nedeniyle CHP bu işe el attığında birkaç kademe ileriye taşındı bu söylemin kıymeti ve değeri. Ve gerçek anlamda sarsıcı bir rol oynadı. Muhalefetin de bu noktada birbiriyle yarışan değil, birbirini destekleyen bir noktada bulunmasının kıymetli olduğuna inanıyorum. Bu söylemin ilk defa, uzunca bir süredir ilk defa Erdoğan'ın savunma çizgisine ittiğini görüyoruz. Ve sürekli saldırıya alışkın bir siyaset savunma hattına çekilince de bütün oyuncuların sapır sapır döküldüğünü görüyoruz değil mi? Nurettin Bey başka bir şey söylüyor. Mahir Ünal tweet atıyor, siliyor. Hamza da bambaşka bir şey söylüyor. Efendim Yiğit Bulut, Cemil Erten bambaşka bir şey anlatıyor. Dolayısıyla bu savunma hattının dökülüyor olması da, adeta o makyajların da dökülüyor olması da kendi seçmeni için de çok öğretici bir süreç. Yani kendisine anlatılan şeylerin aslında ne kadar kırılgan olduğunu görüyor. Muhalefet şuna da dikkat etmeli. Bu tartışmayı magazinleştirecek, ciddiyetinden uzaklaştıracak, bağlamından koparacak şeylerden uzak durmak gerekir. Dostane iletişim içerisindeyiz. Örneğin Aylan Kürdi'nin fotoğrafının kullanılması doğru olmadığı kanaatindeyim bu süreçte. Son 7-8 saattir
iktidar 128 milyar nerede sorusuna cevap vermekten ziyade Aylan Ködü'nün fotoğrafı üzerinden yeni bir saldırı dalgası ve kendi tabanında bir konsolidasyon sağlamaya çalışıyor. Bu sorunun kendisi yeterince sarsıcıdır. Hatta en son biliyorsunuz sosyal medyada gördüm, belki CHP teşkilatları da yapmış olabilir, seyahat halinde olduğum için kaçırmış olabilirim. Sadece 128 rakamı dahi artık bunu ifade ediyor. 128 rakamı görüldüğünde vatandaş bunun nereye işaret ettiğini hemen anlayabiliyor. Bu soruları sormak, bu kötü yönetimin, bu dolambaçlı yönetimin ekonomiye maliyetini anlatmakta ısrar etmemiz gerekiyor. Bu noktada zannediyorum muhalefet söylemin gücünü artıracaktır bu süreç içerisinde. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Ekmen. Şimdi bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Sonra yine devam edeceğiz sohbetimize. Sayın seyirciler, konuklarımızla 128 milyar dolar nerede sorusunu konuşuyoruz. İşin tabii hem şeffaflık boyutu var, bir de bu paraların nereye gittiği konusu var. Kötü yönetim konusunda konuklarımız hemfikirler, bu vurguları hatırlatmış olalım. Usulün de yanlış olduğuna yönelik değerlendirmelerini hatırlatmış olalım. Tabii bu konunun muhalefeti ortaklaştırdı. Muhalefetin bu konuda ortaklaştığı ve AKP'nin de savunma pozisyonuna çekildiği yönündeki değerlendirmeleri de hatırlatalım. İkinci bölümde programımız belediyeler aracılığıyla yapılan insan kaçakçılığı konusunu konuşacağız. Ama belki öncesinde yine programı, bu bölümümüzün sonunda başladığımız muhalefet konusunu biraz daha konuşuruz. Daha sonrası da belediyeler aracılığıyla yapılan insan kaçakçılığı konusunu konuşacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız.